Günümüzde çok fazla karşılaştığımız problemlerden bir tanesi de hastaların dişlerini gece uyurken hatta bazen gün içerisinde çalışırken dişlerini sıkmasıdır. Genel olarak diş sıkmanın iki temel sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi dişlerdeki bozukluklar, bir tanesi de günlük yaşanılan stres. Dişlerdeki bozukluklar mutlaka ki hastanın doğuştan gelen bozuklukları değil, kötü yapılmış bir dolgu, yüksek yapılmış bir porselen, yanlış yapılmış, yanlış dizayn edilmiş bir protez de bu tür rahatsızlıklara sebebiyet verebilmektedir. Diş sıkmanın önüne geçmek için mutlaka ki dişlerdeki bu tür yapılmış olan ve dişlerin birbirleriyle olan uyumunu bozan restorasyonların yenilenmesi ya da düzeltilmesi gerekmektedir. Onun dışında herhangi bir problemi olmayan ama strese bağlı diş sıkma yaşayan hastalara da mutlaka ki gece plağı dediğimiz dişleri sıkmayı engelleyici, hasta dişlerini sıksa bile dişlerin birbirlerine olan temasını azaltıcı, gelen kuvveti kırıcı özelliğe sahip olan gece plakları yapılmalı ve bu sayede hastanın diş yapısı da korunmalıdır. Eğer bunlar yapılmaz ise zaman içerisinde dişlerdeki kuvvetten, sürtünmeden dolayı dişlerin üzerinde aşınmalar ve hatta küçük kırılmalar meydana gelebilecektir. Uzun zaman diş sıkan hastalarda dişlerin üzeri aşınmış, kole bölgesi dediğimiz diş etine yakın olan bölgelerde küçük kırıklar meydana gelebilmekte ve hatta zaman içerisinde bu defekler arttığında dişlerin kırılması, diş kaybı, zaman içerisinde diş eti problemleri de oluşturabilmektedir. Bu nedenle mutlaka ki erken dönemde tedbir alınmalı ve gece plağı dediğimiz bu silikon esaslı plak mutlaka ki yapılmalı. Böylelikle hem dişler korunmalı hem de eklem bölgesi dediğimiz kulağın ön tarafında olan, bazen hastaların ağrıdığında kulak burun boğaz doktoruna gidip şikayetlerini anlattığı fakat aslında temelde diş sıkmadan kaynaklanan tamamıyla diş hekimlerinin tedavi edebileceği basit yöntemlerdir.